Assalamualaikum merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya biliyorsunuz biz evimize geldik çok şükür ama 3 ay burada değildik ya. O kadar çok pis ki hakikaten. Ama biraz süpürge attım sarıyı daha önce ama bugün ben tüm evimizi temizleyeceğim, tamam mı? Bu arada arkadaşlar Edisi arkadaş gelecek. Ben size sonra açıklayacağım, tamam mı? Merak ettiniz mi? Biliyorum ben. Temizliğe başlamadan önce ben size Türkiye'nin her yerine hizmet veren Yıkafoni'den bahsedeceğiz. Arkadaşlar Yıkafoni diye bir uygulama var. Oradan halı, koltuk, yatak böyle bedava yıkatabilirsiniz. Ama nasıl bedava ki? Şimdi Enes sizi anlatacak. Nasıl bebeğim? Evet arkadaşlar, bu Yıkafoni uygulamasını Play Store veya App Store'dan indirip kaydolabilirsiniz. Ben şu an zaten indirdim burada. Uygulamayı açıyorum. Profil kısmı ve adres kısımlarını doğru bir şekilde doldurduktan sonra görevler sekmesi var. Bu görevler sekmesindeki reklamları izleyerek foni puan biriktiriyorsunuz. Ve bu puanları da Yıkafoni bayilerinde kullanabiliyorsunuz. Bu arada hemen size göstereyim. Göreve başla diyorum. Giriyorum buraya, kodu girdim. Bu arada referans numarası sayesinde aynı evde eğer birden fazla kişiyseniz uygulamayı indirip foni puanlarınızı biriktirip tek bir kişiye yollayabiliyorsunuz. Mesela eşinizin ayrı hesabı var, sizin ayrı bir hesap var. Tek bir hesapta birleştirip kullanabilirsiniz. Reklamı izlediğim için bana buradan puan veriyor. Mesela izle diyorum. Aşağıda kazanılan puan 0 puan. Evet bakın hemen 5 foni puan geldi. Dolayısıyla buradaki reklamları izleyerek puanlarınızı biriktirerek bedavaya halılarınızı yıkatabilirsiniz veya diğer tüm temizlik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Uygulamada arkadaşlar illere göre fiyat listesini de görebiliyorsunuz. Kolayca sipariş ver dediğinizde başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt siparişiniz Yıkafoni bayisine düşüyor. Burada mesela halı çeşitlerine göre fiyatlandırma var. Ben sepete ekle diyorum. Sepete eklendi. Evet, sepetime tıklıyorum. Bakın halı yıkama buraya geldi. Onayla diyorum. Buraya adres ekle diyorum. Adres bilgilerimi girdikten sonra kaydet diyorum. Daha sonrasında ilgili bayi hemen siparişiniz düşüyor. Evet arkadaşlar, aynı zamanda Yıkafoni uygulamasında bulunduğunuz şehirdeki bayilerle iletişim kurarak mesela siparişlerinizin durum hakkında da teslimat konusunda da bilgi alabiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz. O zaman güzel. Önünüzde de öyle var yani. Değil mi? Önünüzde çok yaygın. Özellikle ev ekonomisini düşünenler için halı, koltuk, perde yıkama önemli bir hizmet. Dolayısıyla burada foni puanlarla birlikte kuru temizleme, ev temizliği, oto yıkama hizmetlerinde de kullanabiliyorsunuz. Oo, ev temizliği de var mı bebeğim? Var. Vay, ne güzel be. O zaman çağır sen bir tane. Yani düşünsenize, aklınıza geldikçe yemek yaparken, dinlenirken sadece 2 dakika ayırarak, reklamları izleyerek puan kazanabiliyorsunuz. Her saat görevler tekrar yükleniyor. Yani bir günde ne kadar kazanmak istiyorsanız o kadar reklam izliyorsunuz, o kadar puan geliyor. Güzel Türkiye'nin yani. Her yerinde de rahatlıkla uygulama üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Çok iyi be. Enerjisi de var ya öyle. Oh, ne güzel, çok rahat böyle. Hemen çağırıyor böyle geliyor. Arkadaşlar ev çok toslanmış çünkü 3 ay burada değildik ya. Ama ben nasıl demişim bilmiyorum. Ama neyse hadi başlayalım bebeğim, tamam mı? Düştürürken tamam. Hadi önce atladım. Abla dedi ki en baştan perdeyi tak tak. Perdeyi çıkar. Sonra camı sileceğim, tamam mı? Çıkar bakalım, çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki. Kaldı şimdi ne olacak? Sen çıkar mısın bebeğim? Ne kadar kolay, sen ya mı çıktı? Baksana. Çıktı. Tamam, o da çeker misin bu? Bu da mı? Evet. Ooo. Boyun uzunsa bil ki perde görevleri bende. Evet. Anladın, tamam. Her yerde böyle yani. Evde de öyle değil mi? Evde de öyle. Hmm. Hadi çıkarmasında bir şey yok da takması çok zor. Evet, tek uğraşıyorsun böyle. Makineye koyayım. Tamam. Bak cam o kadar çok pis ki. Tabii canım. Tamam, ben yıkarım. Sen resi biraz bakar mısın, tamam mı? Makineye koydum. Şimdi o yıkanırken ben bunu süpüreyim, sonra kaldır. Her zaman gibi bu buraya koy bebeğim. Ben rahat rahat temizleyeceğim camı. Tamam, ben öğrendim artık. Evet, tabii ki. Bebeğim halıyı rolar mısın? Roller mu? Adı ne bu? Aha, roller. Roller misin? Tamam mı? Roller. Duvarın koy. Oraya, oraya bebeğim, oraya. Burada, kapının arkasında. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de bu, böyle yan yana.
Bunu da orta çıkartacağım. Dur bekle. Arkadaşlar bunu keçeceğim ya. Bunu ben buraya koyacağım. Önce bunu sileyim, tamam mı? Ben neden iki tane koa? Önce duracağım pis. Sonra o temiz böyle. Artık öğrendim diyorsun yani. Evet, elis, araştırabilirsin. Bakar mısın bebeğim? Tamam. Tamam mı? Çünkü geçen bir videoda çok eleştirmişlerdi değil mi? Cam sildiniz, sonra dolap sildiniz aynı bezle değil mi? Evet. Bezle şimdi öyle yapmayacağım mı? Yapmayacağım yani. Tamam, Ediz'e bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar, orada koydum. Şimdi bunu çıkartalım. Sonra da yıkarım, tamam mı? Bak bebeğim, aslında bu sandalye var ya, bu adı ne? Kurtuk mu sandalye mi ya? Kurtuk mu? Böyle daha çok iyi böyle. Kuruşlu be. Oy. Öf, boz geldi be. Tabii ki. Sen ara sıra Elise bak, tamam mı? Böyle çok iyi aslında ama ben çok korktum. Enes çay böyle içiyor. Böyle döküyorum orada. Ah, ne olacak sonra? Oy, ondan dolayı mecburum ya bunu kurtu. Ya da bir hafta sonra hemen simsiyah olacak. Tamam, biraz lekeli olursa biz siyaha boyarız komple. Belli olmaz. Ya da kahverengiye boyalım, ben çay rengi. Öğrendim ya, artık sonra beyaz böyle krem almayacağım da aslında alacağım istiyorum. Ya da misafir odasında koyayım, bizim kullanırım. O zaman koyu rengi, siyah oldu. Siyah olur yani. Tamam bebeğim? Bak Ediz'in ne duruyor? Sana sıra bak, ben bunu tuşlayayım, makineye atayım sonra. O perdeye biraz sonra çıkacak ya. Tamam. Baksana çok böyle oldu, sen orada her zaman oturuyor. Burada bak temiz. Rengleri farklı değil mi? Tamam, o zaman biraz da buraya oturalım, evet, ondan sonra. Evet, öyle yap. Bakın arkadaşlar, o kadar çok pis ki camları. Uf. Ay. Bak buraya bak. Ay. Önce bunu yani, çünkü hemen çöpe atayım ben. Nasıl da çok pis böyle ya. Ay. Ben hani sevmedim bizi böyle temizlemek. Yemek pişirmek 10 kat daha çok seviyorum temizlemekten. Biliyor musun? Kadar çok pis ki. İh. Ama ben çıkmayacağım dışarıda. Korktum çünkü. Nasıl yani, annem gibi şu camı mermere çıkıp farkın mı canım aşağı? Yok yok, ablan gibi olmayacağım. O tarz akrobatik hareketler yapmayacak yok mısın? Yok be. Ne diyorsun ya? Tamam. Şimdi sonra bunu hem çöpe atayım arkadaşlar. İh, çok pis be. Ben bunu sileyim. Önce bir de burası da sileyim. Sonra camları da sileyim. Oo. Camların yüksek yerleri yine bana kalacak gibime duruyor. Evet tabii ki, bu sen orada temizleyeceğim tabii ki. Var ya, çok yağmurlu bazen. Baksana çok böyle oldu rengi. Belli bak, yağmur yağmış zaten, belli evet. İz kalmış böyle. Bu gerek yok ya, zaten kim görmüyor ki kimse, değil mi bebeğim? Sadece ikimiz varız, merak evet. Etme. Kimseye söylemem. Evet tamam mı, söyleme. Zaten kim görecek buradan? Dördüncü kat ama birinci kat böyle oldu. Ama yine siliyorum yani. Ama en yüksek yere sen, tamam mı? Eyvah, döküldü, ayağım ıslandı biraz. Ciddi mi? Dikkat et be. Tamam. Sen biraz yüksek yere. Sonra ben camı sileyim. İki kere yani cam. Bir kere olmuyor. Bakalım göl bugün nasıl? Oldukça mat duruyor, mavi değil. Evet. Bazı günler çok güzel duruyor, masmavi duruyor, deniz bazen gibi. Bazen evet öyle. Bak temiz oldu şimdi. Oh. Tamam, bu ilk defa böyle. Çünkü çok pis ya. Of. Hale getireyim mi? Olur bebeğim, ben yaparım hepsi. Yok yok, ben yaparım daha yüksek yerlere. Ciddi mi? Aha. Tepki vereceğim mi diye söyledim zaten. Yani sen de hemen yapmayı kabul ettin ha, maşallah. Bebeğim sen sadece sandalye götür, ben de bir silerim. Çünkü Elis biraz durmuyor ya, sen sadece Elis'e bak, tamam mı? Tamam. Bebeğim nasıl oldu? Aa, çünkü bu hav bırakıyor, hav bırakmıyor ya. Elis deme. Oo, cam gibi oldu şimdi. Şimdi cam da onca cam değil. Şimdi içeri sadece. Oo, Elis duruyor mu? Sen çok sevdin be cam temizlemeyi. Evet şimdi seviyorum be. Hoşuma gitti. Ama en baştan böyle en kirli. Sevmem öyle. Çok kötü.
Eyvah, atma, lazım olur. Niye attın? Yok, atmadım da. Bu lazım olur, bu sandalye. Bunu kullanırız daha. Ya ben kullanacağım da yani yüksek yere. Hakikaten ya. Temizlemek çok zor arkadaşlar. Ama pisletmek ne kadar kolay değil mi? Evet. Sadece evi terk et, 3 ay gelme, pisleniyor. Evet yani doğru. Bir saat bile hemen dağınık oldu. Ay, ama çok zor temizlemek hakikaten. Ondan dolayı burası pahalı arkadaşlar. Nasıl pahalı? Temizlik çarmıhta. Ha. O çünkü burası çok titel böyle. O kadar çok. İstanbul'da çoğu yerde insanlar belki temizlettiriyordur. Ama burada çok pahalı yani ev temizleme. Türkiye'de genellikle. İstanbul tabii ki daha pahalı be. Büyük şehir, baksana. Acaba burada İstanbul'dan da mı daha pahalı acaba dedim. Çünkü burada herkes kendi temizliyor evlerini. Yok be, bence İstanbul daha pahalı. Evet arkadaşlar, hepsi sildim ben. Ama daha önce dedim ya, hangisi daha pahalı, bence İstanbul. Çünkü aslında ilk geldiğimde Enes Bursa'dan böyle başvuru yaptı. Evden istemek için 3 oda, böyle hem odaları ne kadar tutuyor? Hatırladın mı? 200 lira falan. Evet, 200 lira falan. Ama biliyor musunuz? Buraya geldik, iptal etti. O kadar çok üzüldüm ki. Ay, ben hepsi kendiden istemişlemem gerekiyor. O yüzden dolayı şimdi beraber sizinle temizliyorum. Bitirmem zorunda değilim. Mesela bugün bu oda, mutfak ve lavabo, yarın devam ediyorum buraya da. Çok zor olacağım çünkü. Tamam. Size İstanbul'da ne kadar günde mesela 3 oda, 1 salon, 2 mutfak, 2 lavabo böyle. Ne kadar arkadaşlar? Yorumlara yazın, tamam mı? Evet, şimdi siliyorum böyle. Daha önce ben süpürdüm, sonra rengisi yuttum. Çok şükür uyudu ya şimdi. Ya da rahat temizlemiyorum. Biraz sonra perde çıkacak bölüm, sen takip edin, tamam mı? Şimdi bunu süpüreyim, sonra villadayla süpüreyim, sonra tekrar böyle koy, tamam mı? Evet, şimdi ben sileyim böyle hepsini. Sonra ekranda, ama ekran ben suyla temizlemeyeceğim çünkü elektrikli ya. Onun ilacı var. Evet, ilaç değil de. Ya mavi bir suyu var onun. Evet, nerede o cam bezi ya? Burada olması lazım. Cam beziyle böyle. Güçlük bezi. Bu ekran bilgisayar falan. Ha, laptop ekran şeyi ama şeyle de olur yani, o televizyon çünkü için. Çünkü elektrik yandan dolayı su belki zararlı olabilir. Suyla ilgili değil de bu ekrana zarar vermiyordur yani, diğer kimyasallar gibi. Ondan dolayı eğer su varsa, mesela bu su değil ya, su gibi ama bir seçeneği var. Mesela normal suyu koyarsan belki zararlı olabilir yani. Böyle demek istedim ki. En fazla 1 saat uyuyor, ondan dolayı çabuk bitiriyorum lazım. Of, makine durdu. Perde de bitti bebeğim. Biraz sonra seni tak, tamam mı? Şimdi ben sildim oldu. Sen böyle çeker misin tekrar? Tamam bebeğim, teşekkür ederim. Şimdi perdeyi alayım ben, tamam mı? Oh, mis kıktı. Şimdi perde de oldu. Sen takar mısın orada? Tamam. Evet, en zor bir şey benim için bu, en zor. Perde çok uzun ya. Ama çok şükür annesin boyu ki uzun. Çok yardımcı olur bana. Oy, cam tertemiz oldu. Of. Hava çok güzel. Bir de arkadaşlar, ben bilmiyorum ya, bu ev öğlen boyunca güneş vuruyor ya. Bu geceleyin çok sıcak. Perde hepsi kapalı. Dışarıda baktım 15 derece, bazen 10 derece ama dışarıda çok sıcak. 25 derece böyle, ben hakikaten anlamadım, çok sıcak. Böyle petek yanıyor gibi ama aslında kapalı hepsi. Bilmiyorum neden öyle bebeğim ya. Bilmiyorum ki, çok güneş vuruyor ya o zaman. Evet, doğru. Bir de çok sıcak ya. Edis gece böyle uzun kol giydirdim. Ama bu gece terli, o kadar çok terledi ki sonra ben çıkardım. Rahat rahat uyudu yani. Çok sıcak, sanki çok farklı, hatırladım. Geçen sene bu ay Eylül ya. Ben de çok terledim ya. Tamam. Farklı hava, sanki biraz farklı bir şey. Geçen sene soğuk oldu bu. Yani soğuk değil de serin. Ama şimdi çok sıcak hakikaten. Ha, yavaş yavaş bebeğim yoruldun mu? Yoruldum oğlum ya. Uykum geldi vallahi.
Uykun geldi. Sonra var değil de hepsi temiz ya. Ama güzel kokuyor. Sonra daha uzun bak daha ne kadar var. Dinlen biraz istersen. Çok iyi. Hatta kum fırtınası var bebeğim. Biliyor musun Ankara'da? Daha önce var mı Türkiye böyle kum fırtınası? Ben hiç görmedim ya. Evet ama nasıl Ankara ben bilmiyorum böyle. Yani bazen Güneydoğu'da oluyor. Şırnak, Mardin o taraflarda, Urfa taraflarında. Şırnak değil de böyle Urfa taraflarında oluyor bazen ama. Şimdi Ankara'da. Bu kadar büyük etkili görmedim yani. Doğru. Ben sadece filmde öyle görüyorum mesela ama bu gerçek yani. Az kaldı bebeğim, az kaldı. Ah koptu kolum ha. Az kaldı. Kolu masaj yaparsın artık. Tamam tabii ki inşallah yaparım yani. Aa çok az kaldı. Ha? Çok az kaldı. Son bir tane kaldı tamam. Ya onu da yarın yapayım tamam mı? Bebeğim ben yapamam çünkü lütfen. Çok teşekkür tamam, ederim bebeğim. Şimdi. Tamam ben yaparım onu. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu oda arkasında hadi bebeğim çeker misin? Fıstık mı bulurum ya da fındık mı? Bakalım. Aa temiz ama kurdan buldum. Senin zaman sen yaptın tamam. Bir de fıstığın kabuğu buldum. Alayım da. Şimdi siliyorum ama sanki Alice'in sesi geliyor gibi benim. Eyvah. Uyandı be ya. Tamam. Ben bitireyim bu oda. Sen Alice'e bak olur mu? Az kaldı zaten tamam mı? Arkadaşlar hepsini süpürdüm, sildim. Sadece halı o yastığı koydum. Bu oda tamam yani. Sonra mutfak. Mutfaktan sonra lavabo. Evet, var mısın orada? Senin lavabo atılıyor ya. Hadi at. Sonra sen elbise bak yeter. Evet arkadaşlar bu oda tamam. Sadece halı kaldıra yeter Enes, bu Enes'in işi. Şimdi hadi mutfak. Mutfak bu sonraki arada. Sonraki videoda Ediz'in odasını düzenleyeceğiz değil mi? Evet. Zaten bizim oda ilk geldiğimde temizledim. Ediz'in odası bu videodan sonra temizleyeceğiz. Çok böyle yağlı, çok pis, çok pis ya. Ben o sileceğim. Önce yağı çözdüreceğim. Sonra biraz bekle. Tabii Ediz'in odasını sadece temizlemeyeceğiz, düzenleyeceğiz değil mi? Evet, yeni oyuncakları var, evet, onları kitapları kuracağız, kitapları. Sonra Montessori bastıracağım. Edis dönebilir ya. Biliyor musun sen Montessori? Montessori niye bebeğim ya? Bilmiyorum, ilk kez duydum. Arkadaşım çok aktif ya evde. Nasıl bebek beyin gelişimi çok iyi dönüyor. Yani farklı farklı. Mesela kartonla, karton, eksik karton böyle yapıyor. Çok güzel yapıyor. Ben sizi göstereceğim arkadaşlar. Mesela oyuncakları, amaç ne? Sonra Edis'in de ilk mama verirken de göstereceğim size de ama bebeğimi çekeceğiz. Ben şimdiden beri bakıyorum YouTube'da nasıl böyle menüleri hatta sizden ben sordum Instagram'da ilk verdiğimde neler göstereceğim size tamam mı? Ben hepsi böyle geçiyor sildim. O böyle yapacağım ama Edis burada olmaz yani sen öteki odaya koy. Ben yapayım şimdi tamam mı? Hiç durmuyor ya sen bu halıyı yaydır. Edis'e yatıracağım. O dönsün burada. Tamam mı? Oo. Nasıl yapıyor? Oo. Tamam. Sen burada dön. Rahat rahat dönsün tamam mı? Bay. Ha, fark ettin mi ne farklı? Evet. Çarşafları yok. Örtüleri. Bu temiz ya bu oda. Dönebilirsin. Tamam mı? Ha? Ne? Camı sildim zaten. Evet, dolapları siliyorum şimdi. Eyvah, Ediz durma ya. Evet, sen yanımda git tamam mı? Ben bitireyim bunu. Evet arkadaşlar, tertemiz oldu burada. Hepsi sildim, süpürdüm, sildim. Şimdi bu koridoru da süpürge yaptım. Sildim, şimdi son lavabo. Böyle yapıyorum. Bir de bunu. Bu banyo içince. Ama için ben kamaşır suyu koyacağım. Aslında lavabo ben her gün temizliyorum arkadaşlar. Bu sadece lavabo için bu. Burası, bir de burası. Bir de bu daha önce var ya burada. Çok güzel. Ablam bana söyledi.
Böyle hava çıkmıyor. Hakikaten çok iyi yani. Hemen böyle iki kere gerek yok. Bir kere yeterli. Ben bu evki aslında bu lavabo çok sevmiyorum. Neden? Çünkü dolap falan yok. Ondan dolayı böyle çok kalabalık oluyor. Biz inşallah ısınırken daha güzel bulalım bebeğim. Dolap çok önemli ya. Bak istiyorum ama yeri yok yani. Nereye koyayım? Ondan dolayı boş ver. Önemli değil. Böyle kalsın ama sonra ısınırken böyle biraz daha güzel, daha büyük ve dolap var. Çünkü dolap yoksa hakikaten çok zor. Eskiden ben tel ile ama bu ürünle tel gerekmiyor böyle. Ablam söyledi bana. Çok memnunum yani. Temiz oldu. Evlendikten sonra buraya geldim. Bu lavabo belki bu beyaz ya krem oldu ama böyle böyle sanki çıkmıyor. Sonra Enes'in arkadaşı bizi çağırdı yemek için. El temizlerken ben baktım. O ne kadar çok temiz ya. Şaşırdım ben, sordum. Bu nasıl temizliyor? O gösterdi bana, söyledi böyle böyle böyle. Tekrar eve geldi. Böyle çok pis oldu sonra. Şimdi öğrendim yani. Daha önceden lavabo temizlemeyi bilmiyor muydun sen hiç? Ya hiç temizlemiyorum yani. Mesela... Yok bir şey demiyorum, ben de bilmiyorum yani. Ondan dolayı senin lavabo çok pis oldu. Ay. Beklerken ne bekliyorsun? Evet şimdi de bunu temizliyorum. Söyledim ya lavabo çok önemli koymak için. Sizin için ne en önemli? Kesinlikle ne olması lazım? Tamam ben bunu temizleyip bitireyim. Sen yine Edis'e bak, tamam mı? Hadi arkadaşlar banyo temiz oldu. Norezya'da nasıl yapıyoruz mesela temizlik? Mesela günlük yapıyorsunuz mu, haftalık mı, aynen böyle mi, nasıl yani? Ya günlük tabii ki yani yapıyor ama mesela biz halı kullanmıyoruz ya. Sadece paspas böyle, paspas ile. Bu vilada gibi mi böyle, çubukla? Değil, sonra göstereceğim sana orada. Hatta belki haftada bir. Camlar mesela ne zaman? Var mı öyle? Yani ben yapıyorum Eulin. Ayda bir böyle. Sık sık temizliyorsunuz değil mi? Ama biz çok değil yani. Bir de çoğu mesela Jakarta'da onlar kadın temizlik böyle hizmeti yapıyor. Tamam kadın temizlik nasıl mesela? Çağırdın mı gördün mü? Aynı bizim gibi mi temizliyorlar böyle? Yani farklı. Onlar da çok detaylı süper, temizlemiyorlar mı? Şöyle elektrik süpürge biz çok yaygın değil tamam mı? Kadın temizlik onlar şöyle her ev büyük ev onlar ev villa gibi ya. Bir hizmetçi var zaten 2-3 hizmetçi var onlar temizliyor her gün. Öyle yani onlar yapmıyor. Tamam o zaman biz Endonezya'ya gidince bir ev temizliği de görelim orada bir Endonezyalı. Doğru bebeğim. Nasıl temizliyor? Hazır biz apartman kalkacak tamam mı? Bir iki gün sonra ben çağırırım tamam nasıl temizliyor. Ben oldu. Sizi göstereceğim tamam mı? Ben de merak ettim çünkü. Hadi bakalım nasıl tamam, temizliyorlar. Tamam arkadaşlar öyle yani. Tamam hadi Endonezya'ya gidelim şimdi. Hadi. Şimdi değil şimdi hepsi temiz ya. Hepsi temizleyeceğim bugün. Rahat yiyeceğim. Baksana öyle oldu. Evet hazır zaten burada banyosu evet. Değil mi? Cıbı cıbı olacak bak. Evet. Evet arkadaşlar hepsi bitti. Çok yoruldum hakikaten. Şimdi sonra listeyi temizleyeceğim. Tamam mı? Eğer bu videoyu beğenirsiniz yorumlara yazın. Bir de siz de paylaşın. Mesela bu nasıl temizliyor? Ben yeni tecrübeyim yani. Sizinki kadar değil yani. Tamam mı? Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm.